Merhaba, ben Murat Bozok. Sevgili Habertürk izleyicileri, yine dop dolu bir programla birlikteyiz. Müzik dolu, lezzet dolu bir program. Konuğumuz Behzat Gerçeker. Gerçekten bir deha, güzel şeyler konuşacağız. Peki ne mi pişireceğiz? Somon pişireceğiz. Somonu birazcık farklı yapacağım. Pekmezle yapacağım. Yanına karnabahar koyacağım. Karnabaharı da fırında bitireceğim. Karnabaharın yanına böyle içine birazcık parmesan, birazcık da taze kaşar koyacağım. Hafif kekikle lezzetlendireceğim. Krema olmazsa olmaz. O fırında mis gibi kokular gelecek. İsterseniz Behzat Bey'i bekletmeden çağırayım. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sevgili Behzat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Yemekle aranız nasıl? Fena değil valla. Dikkat ediyoruz kendimize. Çok yememeye çalışıyoruz. Seviyor musunuz peki yemeği? Seviyorum. Güzel yemeği seviyorum. Güzel yemeği seviyorum. Neler yemeği seviyorsunuz? Var mı böyle bir favori? Ben balıkçıyımdır, etçiyimdir, otçuyumdur. Şöyle ki balık, et, yani onları hepsini seviyorum. Ama genelde hani lezzetli olursa, hani bizim işimiz gibi böyle güzel olursa, mesela kağıtta levrek böyle güzel yapan böyle yerler olursa tercih ediyorum. Balığı daha çok tercih ediyorum. Güzelmiş. Dikkat ediyorsunuz, evet, kendine. Evet. Spor falan var mı? Yapıyorum. Tenis oynuyorum. Spor yapıyorum. Tenis. Tenise duydum vallahi. Teniste Türk milli takımında oynuyorum. Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil ettim. Bu kapları falan kazandığınızı biliyorum. Evet. Bazı turnuvalarda, evet, birincilikleriniz, evet, var. Ödüller. Ve geç de başladınız. Evet. Çok erken dedik. 32 dedin. Yaşında başladım. Tenis bir böyle bizim için çok iyi bir spor. Neden diyeceksin? Biz gece geç saatlere kadar böyle müzisyenler konser oluyor. Konserden sonra stüdyoya gidiyoruz. Adrenalin bitmiyor böyle. Yavaş yavaş vücudun soğuması gibi. O yüzden geç vakitlere kadar biz normal insanlar gibi olamıyoruz. Olmaya çalışıyorum ben. O yüzden hani sabah biraz tenis oynayınca, biraz spor fitness yapınca o toksinleri atıyoruz. O duşumuzdan sonra ruh bedene giriyor. Böyle keyifli. Ondan sonra sağlığımıza kavuşuyoruz. O yüzden tenis, spor çok önemli. Öyle diyeyim. Güzel güzel. Ben, evet, bugün ne yapacağım? Karnabahar, evet, yapacağım. Süper. Karnabahar'ı gratin yapacağım. Yanına, evet, da güzel bir somon yapacağız. Somonu, müthiş, da pekmezle yapacağım. İsterseniz hem konuşalım hem de ben bunları, süper, küçük küçük ayıklamam lazım. Tamam. Şöyle, tam mevsimi değil mi şu anda? Mevsimi, tamam, çok çok. Evet. Mevsiminde yemek çok önemli. Her şeyi mevsiminde tüketmek çok önemli. Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Ortalama ürünler 1500 kilometre seyahat ediyormuş. Hmm. O süpermarketlere, marketlere, pazarlara gelen yani ortalama demek, bazısı 500, bazısı 1000, bazısı 3000, 5000. Yani Türkiye'de de öyle. Mesela işte balık oradan geliyor. İşte et bu taraftan, et bu taraftan geliyor. Geliyor. Evet. Elma Avustralya'dan geliyor. Kuşkonmazımız Peru'dan geliyor. İspanya'dan geliyor. Geliyor değil mi? Ama mevsiminde yersek esasında hepsi Türkiye'de var. Bizim zaten ülkemizde olmayan bir şey yok. Hemen hemen her şey var. Hem de lezzetli bir şekilde var. Bilmiyorum, Avrupa'da siz gittiğiniz zaman, aldığınız zaman bir meyveyi, sebzeyi, mesela bizdeki kadar lezzetli değil. Değiller. Değiller. Çünkü sentetik geliyor yani böyle. Onlarda görüntü, her şey tamam. Ama domatesi aldığınız zaman, gerçi biraz bizde de şimdi işte hormonlu olsun, hani böyle insanlar artık katkılı sebzelerden çekiniyoruz. O yüzden insanlar değil mi, özel böyle alanlara hitap ediyorlar, gidiyorlar böyle. O güzel yetiştirilmiş sebzeyi, meyveyi biz de arıyoruz artık. Şeflere de çok büyük görev düşüyor ki. Şefler, evet, de bilinçlendi. Direkt üreticiyle de doğrudan temas kuruyorlar. Bence çok önemli bir şey. Yani, evet, bizim boynumuzun borcu. Ben de şefliğe birazcık geç başladım. Yani, evet, üniversite bittikten, evet, sonra 24-25 yıl yaşında başladım. Çoğu insan var benim gibi. Aynı zamanda üretime geçen de çok insan var. Siz de çevrenizde, evet, de mutlaka vardır. Belli bir süre sonra bir yere organik yerleşip... Organik işte, evet. Organik bir yani, ürünler olsun. Zeytinyağı üretiyor, peynirini yapıyor, balını yapıyor, sebzesini, meyvesini yapıyor. Şimdi bizim onları şef olarak desteklememiz lazım. Ortak yaşaması bir üründe, için değil mi? Yaşaması onlar, için. Evet. Onların bizi yaşatması lazım. Bizim onları yaşatmamız lazım ki daha güzel bir sonuç çıksın. Esasında mutluluk için formül. Vallahi doğru. Yani ben şimdi sen şef baktığınız zaman bana her zaman soruyorlar. Müzikte işte yaptığımız albümlerde, yaptığımız konserlerde bu işin hani sırrı ne diye sordukları zaman aslında bir ahçıbaşı gibi kendimi görüyorum.
diyorum mesela. Neden? Birçok kimseler var siz de yemeği yaparken, değil mi? Etrafınızda bir restorana gidiyorsunuz. Özel bir salatayı, değil mi? Vişneli yaprak dolmasını özel yapan yerler var. Neden? Çünkü ahçı başı o lezzeti, o salatadaki herkes yapıyor. O sosunu ayarlıyor, değil mi? En son zeytinyağı, nar ekşisi, limonu koyuyor. Ne kadar fazla koyarsanız yenmiyor. Az koyarsanız bu sefer tatsız tuzsuz oluyor. Yani ahçı başının görevi... Bir imzası var orada. Evet. Ben de orkestra şefi olarak bütün müzisyenler var. Şimdi albümümüzde... Albümden bahsedelim esasında. Yeni albümümüz. MB 2018 albümü. Bu albümde ülkemizin starları Ferhat Göçeroğlu, Bengü, Burcu Güneş, Betül Demir, birçok müzisyenle çalışma şansına sahip oldum. İki tane de genç star var. Hep böyle sizlerle tanıştırdım. Bir tanesi Ezgi Ayça, diğeri de Doğukan Milletoğlu. Bunlar biliyorsunuz Mustafa Ceceli ile başlayan, arkasından Aslı Güngör, Elvan Günaydın, geçtiğimiz albümde İncirler Olana Kadar demişti İlyas Yalçıntaş, evet. Büşra Periz, daha birçok genç arkadaşımız var. İşte bunları da ben benim görebildiklerim ve sizlerle müzikseverlerle tanıştırdığım genç müzisyenler. Her seferinde herhalde bu takımda, futbol takımında yeni oyuncuları, evet, böyle adapte etmek gibi. Çünkü yeni genç arkadaşlarımıza da ihtiyaç var. Yani ülkemizde tabii ki bir önceki albümümüzde abimi sevgili Tarkan seslendirmişti. Ajda Pekkan albümümüzde var. Her albümümüzde olmazsa Sezen Aksu bestesi muhakkak var. Yani yaptığımız işte onlar zaten bu ülkenin çok önemli değerleri, çok büyük müzisyenler, çok büyük yorumcular bunlar bahsettiklerim. Ama bu sektör bu yenileri genç arkadaşları da lazım. Alırsak biraz daha pastanın daha büyüyeceğini düşünüyorum. İşi de büyütmek lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani hem deneyimler çok, bizim direklerimiz bunlar var. Ama bu genç müzisyenler de bu işin içinde olunca iş daha büyüyecek, daha büyük alanlara hitap edeceğiz diye düşünüyorum. Ben ne yaptım? Şimdi karnabaharları, evet, şöyle ince ince doğradım elimden, evet, geldiği kadar. Evet. Bir parça tuz koyuyorum. Hep, evet, tuzu başta atıyoruz ki aroması çıksın. Evet. Genellikle bunu suda yaparlar. Haşlarlar, öyle, evet, gratin yaparlar. Ben tavada yapmayı tercih ediyorum. Süper. Biraz karamelize olsun. O içindeki hep diyorum esansı ortaya çıkarmak lazım. Süper. Biraz sallayacağım şöyle. Evet. Somonu sonraya bırakırız. Süper. Albüm satışları nasıl? Genellikle şimdi dijitalden... Evet. İnternet üzerinden insanlar daha fazla albüm, eski albüm satışları yok gibi geliyor. Şimdi devir değişti, her şey sosyal medyaya, dijital platforma kaydı. Baktığınız zaman o satışlar artık fiili, arabalarda da CD çalarak falan yok artık böyle. Eskiden kaset çalarlar, evet, vardı arabalarda. Bizim için önemli yani, çünkü biz bir belli insanlar bu albümde neler var eline alıp bakmak istiyor böyle. Albümü hani alıyoruz ya böyle, öyle bir arşivi olanlar var, belli bir o insanlar var hala. Dolayısıyla şimdi dijitalde ne kadar tıklandığınız önemli, ne kadar dinlendiğiniz, ne kadar videonuzun izlendiği önemli hale geldi. O yüzden, da önemli. Evet, yani insanlar önemli. Kayıyor, bu tarafa kayıyor. Tabii tabii. Yatsımak mümkün değil. Sanki ilk başlarda bunu biraz küçümsüyorlardı bazıları. Yok hiç, ama bütün dijital dünyaya döndü. Bütün dünya böyle oldu. Şu anda biz telefonlarımızdan Amerika'daki en büyük konseri, büyük konserleri, Madonna'nın konserini canlı olarak izleyebiliyoruz. Eskiden bu şartlar böyle bir olay yoktu yani. Müthiş bir birbirine ulaşım, hızlı birbiriyle kontak kurabilme. Yani bütün bu internet sayesinde, dijital platformlar sayesinde oluştu. Konserler var mı? Neler konserler yapıyorsunuz? Konserler var, özel davetler var. Biliyorsunuz biz çok özel davetlerde görev alıyoruz. Orada müthiş o özel davetlere göre performanslar sergiliyoruz. Ama Antalya Senfoni Orkestrası, Embo Orkestrası ve DJ Burak Yeter gibi önemli müzisyenlerle, sanatçılarla Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile beraber iki tane konserimiz var. Esas en önemli konu Kremlin Sarayı'nda. Vay. Önümüzdeki ay gidiyoruz provalar için. Stas Mihailov, dünyanın en büyük pop sanatçısı Rusların, onunla beraber Kremlin Sarayı'nda 25. sanat yılında bizi de davet etti. Beraber çalacağız. Beraber düetlerimiz var. Kremlin Sarayı'nda ikinci kez çalacağız. Bu da bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye'de ilk çalan grup, orkestra, Embo Orkestrası. Bizim ayrı bir bize ayrı bir heyecan sarıyor. Bunun için çalışıyoruz. Ülkemizi orada temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yurt dışına herhalde bayağı böyle, evet, geziyorsunuz gidiyorum. Ve farklı sanatçılarla da çalışıyorsunuz. Beraber düetlerimiz oluyor. Onlarla aynı sahneyi paylaşıyoruz. Kazakistan'ın Kurtuluş Yıl dönümünde Nazarbayev'in
17. yıl konseri yaptık. Rusya'ya gidiyoruz. Azerbaycan'da birçok konserlerimiz oluyor. Almanya'da oldu. Yani yurt dışına da çok gidiyoruz. Çünkü İtalya'da İtalyan Cumhurbaşkanı'na özel konserler verdik. Bizim de böyle protokol yemekleri evet. şeydir. Daha evet. Önceden hazırlıkları yapılır. Evet. Yanlışa yer olmaz. Evet. Sizin de herhalde bayağı bir provalarınız var. Çok, ben bunun bir kısmını, evet. çok çok küçük bir kısmını alıyorum. Kenara evet. koyacağım. Üzerine daha sonra anlatacağım. Bunları biraz garnitür için saklıyorum. Hafif pişirdim. Evet. Bizde de tabağı süslemek önemli. Şöyle bunlarla görüntü daha sonra... Görüntü değil mi? Tabağın şekli değil mi? Şemali. Aynen. Süper. Ben bunu devam edeyim. Bu evet. hazırlıklardan bahsediyorduk yurt dışına çıktığınızda. Şimdi bir konser yaparken mesela İtalyan Cumhurbaşkanı, biz buradan devlet cumhurbaşkanımız bizi oraya davet etti. Ona özel bir konser verelim. İşte ona özel İtalyan aryalarından, İtalyan operalarından bir bölümler çalıyoruz. Onların istedikleri bir repertuarlar var. Bir yandan da kendi ülkemize bize ait kendi albümlerimizden akustik olarak hit parçalarımızı çaldık. Tabii bir de bizim etnik enstrümanlarımız var. Aşık Veysel'imiz var. Onlardan bir şey çalmak, onlara sunmak, kendi müziklerimizi sunmak çok özel bir çalışmayla bunu meç ediyoruz. Hem ülkemizi orada tanıtmak, bizim müziklerimizi, bizim duygularımızı hem de dünya müziğini çünkü bir sunuyoruz. Ben operada İstanbul Ankara Devlet Konservatuarı'nda klasik müziğe başladım. Sevgili Fazıl Say, Burçin Büke. O başlangıcı evet. da soracağım çünkü şimdi siz işte Cumhurbaşkanı, her biz de aşçı evet. olarak diyorlar ki işte o Cumhurbaşkanı'na yemek yapıyor, buna yemek evet. yapıyor, dünyanın öteki ucuna gidiyor ama başlangıç hikayesi biliyorum hiç kolay evet. değil yani. Evet, zor şartlarda yani biz konservatuara başladık. Çünkü okuduk, insanlar evet. sizi görüyor veya sizin gibileri görüyor, aşçıları evet. da görüyorlar, futbolcuları evet. görüyorlar. Ne rahat değil mi? Ne kadar rahat yani. Diyorlar, ne öyle güzel değil. Geliyor programlara katılıyor, orkestranın başında. Evet. O keyfi yerinde, yerinde diyorlar ama öyle başlangıcı değil. Anlatmak lazım evet. yani. Ankara Devlet Konservatuarı'nda müziğe başladık. İleri yükseğe İstanbul'a geldim. İstanbul'da İstanbul Devlet Konservatuarı'nın ileri yükseğini bitirdim. Sonra İstanbul Devlet Opera ve Balet Sanatçısı olarak 9 yıl görev aldım. 2 sene Macaristan'da Budapest Paris'te kaldım 2 sene. Bir o sene Paris Macaristan'da. Çok zormuş bildiğim yani, kadarıyla. Onu bir Paris röportaj... çok zor. Yani oralarda yaşamak çünkü bizim standartlarımız da orada yaşamak orada da çalışmak bizim şartlarımızda çok zor. Çünkü onların imkanları farklı, bizim imkanlarımız farklı. Dolayısıyla ben burada ileri yüksekte konservatuvarda okurken müstahdemin odasında 8 ay bir somya attık ve bir yatak. Orada yaşamak zorunda kaldım. Yani biz dipten bunları kazıyarak yani bunun değerini de o yüzden biz daha iyi bildiğimizi düşünüyorum. Herkese de gençlere sebat etmek lazım. Sen gençlere onu söylemek lazım. Gençlere şunu söylememiz lazım hep birlikte. Muhakkak işin arkasında dursunlar, kendilerine güvensinler. Yani bu iş bizim müzik işi özellikle hemen ilk seferde olabilecek, birinci de olmaz, ikinci de olmaz, üçüncü de olmaz. Dünyadaki bütün sanatçılara, ülkemizdeki sanatçılara bakın hiçbiri birinci seferde başarmamış. O yüzden yılmadan bu işin en önemli noktası yılmadan devam edip başarıncaya kadar ve kendi psikolojimizi iyi tutarak bu işi yapmaya gayret etsinler. Benim söyleyeceğim en önemli tavsiye bu. Süpersiniz, süpersiniz. Ben şimdi şuna çok azıcık odaklanalım. Evet. İçine bir parça parmesan koyuyorum. Eski süper. Peynir de koyabiliriz. Şöyle hafif eriteceğim. Harika. Üzerine de tabii bu peynirleri rendelenmiş. Koyunca evet. rendelenmiş. Evet. Bazen tanıdıklar öyle diyor. Bu kadar peyniri benim üzerime de koysam ben de güzel olurum diye. Karnabahara çok yakışıyor ama evet. bana sorarsanız. Şöyle evet. üzerine koyalım. Birazcık taze kekik atıyorum. Harika. Lezzet versin. Vallahi ağzım sulamaya başladı. Şimdi birazcık da krema koyuyorum. Oo. Yanıma da bir kaba alacağım. Fırını evet. açtım. 180 evet. dereceye getirdim. Evet. Şimdi şu şöyle hepsi bir karışsın. İyice karıştıralım. Altını açalım full speed. Evet. Tam gaz. Şöyle bir karıştıralım. İçine atacağım. Daha sonra fırına atacağım. Fırına atıyoruz. Süper. Sıfırdan da yapabilirdik. Bunu direkt çiğ de atabilirdim. Ama üzerine peynirler falan koyacağım. Tam pişmeyecekti. Peynirler artık yanmaya başlayacaktı. Değil mi? Her işte böyle sırlar var. Yani evet. ufak mı? İşin püf noktaları. İşin püf noktaları var. Bir taşım kaynattım. Şöyle içine koyalım. Müthiş. Altını kapatıyorum. Yayıyorum. Zaten hafif hafif böyle peynir kendini bırakmaya başladı. Değil mi? Şimdi üstüne de koyacağım. O güzel rengi versin. Harika. Şöyle. Hiç tuz koymadım çünkü peynir tuzlu. Evet.
şu peynirde. Baştan biraz ama koymuştunuz. Baştan aynen. Evet. Baştan koydum. Daha sonra içine evet. ikinci seferde kremayla beraber hiç eklemiyorum. Şöyle en son bırakalım. Evet. Fırına bir atalım. Ne zamana kadar diye soruyorlar. Evet. Genellikle ben öyle tariflerde zaman vermiyorum. Peynir eridiği zaman, o güzel altın sarısı renge geldiği zaman, kokular da burnumuza geldiği zaman alabiliriz. Süper. O zaman ocağın başından mı bekliyoruz? Peynirleri gözetliyor muyuz? Şöyle arada evet. sırada bakmak lazım. Esasında biz mutfakta koklarız daha çok. Hmm. O kokular gelmeye başlar. Çünkü mutfakta zaman, şimdi evde birkaç tane yemek yapıyorsunuz ama özellikle evet. profesyonel mutfakları aynı anda önünüzde 10-15 tencere, fırında 2-3 tane yemek oluyor, kaynayan bir şeyler oluyor. Evet. Onları İdare toplamak, etmek de zordu, dinlemek lazım bir de. Biz de dinliyoruz esasında Süper. Sizin gibi. Ne güzel. Somon var. Somonu da hazırlayayım. O evet. çıktığı zaman somonu da pişiririz. Beraber harika. Güzelce tadacağız. Yemekleri o. kim yapıyor evde vallahi? Vallahi benim eşim o da müzisyen. O da İstanbul Devlet Opera Balesi'nde korepetitör, piyano çalıyor. Onun da o kadar öyle güzel yemek yapmıyordu ama çocuklarımız olduktan sonra insan hani öğrenmek zorunda kalıyor. Mecburen birisinin yapması lazım. O işi öğreniyor. Zaten keyif aldığı zaman çok güzel yemekler yapıyor. Bu işin püf noktası keyif almadan, istemeden yaparsanız o yansıyor biliyor musunuz? Yani bizim işimiz de fevkalade. Yani bizim işimiz ruhla yapıldığı için müziklerimiz. Yani o gün kötü bir gün. Yani onu kabul edemiyoruz. Sizinkinde de aynısı oluyor. Yani insanlar o yemeği yani böyle aşkla, zevkle yaptığınız zaman bir misafiriniz geliyor isteyerek başka bir lezzet oluyor. Özen göstermek lazım. Genellikle evet. o özeni insanların mutsuz da olsa. Çünkü bazen evet. sizin kötü gününüz evet. yok. Mesela şimdi konserler var diyorsunuz. O günlerde Allah göstermesin başınıza muhtemelen de gelmiştir. Var mı böyle Nasıl bir anınız? Konser? Yani konser ya şöyle şimdi oluyor. Şimdi o konseri ertelemeniz mümkün değil. Yani protokol yani, konseri. Protokol konseri başka şeyler Allah üzücü şeyler kimseye vermesin. Annemizi kaybettim. Annemi kaybettim. Bizim konserimiz vardı. Yani ben ciğerimi böyle bıçağa batırmış gibi böyle hissediyorsunuz ve konsere çıkmak zorundasınız. Şimdi başka bir sorumluluğunuz var. Bir yandan da ciğeriniz yanıyor. Yani bizim işimizde o anda konsantre olup onu yapmak zorundasınız. Çünkü büyük bir ekibiniz var, büyük bir orkestra var. Bizimle beraber çalışan teknik ekip var. İnsanlar konser biletleri aylar önceden gelmiş. Bekliyorlar sizi evet, büyük bekliyor. Bir şeyle. Sorumluluk var. O an duygusal o yönümüzü bir kenara bırakıp müziğe kendimizi vermeye gayret ediyoruz. Bizim işimiz öyle bir iş. Her yani sahneye çıktığınız zaman her şey o noktada bitmesi lazım. İndiğimiz zaman tekrar yüreğimiz yanıyor değil mi? Hayatla baş başa kalıyoruz. Şöyle evet. balığın altını açayım. Onu da evet. yavaş yavaş pişirmeye başlayayım. Müthiş. Zeytinyağı kullanıyorum ben balıklarda. Süper. Etlerde ayçiçek yağı kullanıyorum. Balık bir kere hem zeytinyağıyla çok yakışıyor. Yani sanki fıtratında var bu zeytinyağıyla uyumu. Hem de zeytinyağı çok fazla yüksek ısılara çıkmıyor. Balık da narin. Daha böyle güzel uyumu iyi oluyor. Uyumu yani. İyi oluyor. Bir parça tuz atayım. Şöyle arkasına. Önüne de atıyorum. Ama önüne tuz, karabiber koymuyorum. Hmm. Bakıyorum bazen televizyonlarda aşçı arkadaşlar ön tarafına da karabiber koyuyorlar. Dünyanın sonu değil ama bu taraf bizim sunum tarafımız. Hmm. Karabiber taneleri yanıyor ve böyle küçük küçük noktacıklar oluyor. Ben onu görmemek için sadece arka tarafına şöyle küçük püf noktaları da verelim. Tabii sadece ki. Arka tarafına. Bir... Detaylar ama önemli. Detaylar önemli. Evet. Detaylar önemli. Sefer. Şöyle bir yağ gezdirdim. Koyup parmağımı bir bastırıyorum. Bir 5 saniye kadar bastırıyorum. Şöyle. İlk başta hiçbir şekilde balığı oynatmıyorum. Neden oynatmıyorum? Evet. Derili balık. Altının kıtır olmasını istiyorum. Böyle bazen balıkları görürsünüz. Pişer ecüş büşüş olur. Evet. Derisi sıkışır. Altı bir bırakalım. Kıtır olsun. Kıtır olduktan evet. sonra istediğimiz gibi rahat rahat oynayabiliriz. Süper. Dumanına da hakim olmak lazım. Siz evde yemek yapıyor musunuz? Hanıma yardım var mı? Hanıma yardım yok çünkü vaktimiz yok biliyor musun? Yani bu işe zaman ayırmak lazım. İşte biz müzikal hayatımız var, gece stüdyo çalışması var, konserler var, özel davetler. Kalan zamanda da biraz spor yapıp, fitness yapıp hani biraz
kendi bünyemize bakalım. Kendi fiziksel hem de mental olarak da bir rahatlamak için o yöne doğru tenis oynamak beni daha çok acayip rahatlatıyor. Bazı arkadaşlarım da yemek yaparak, çünkü bu da bir... Unutuyorsunuz kendi, her evet, şeyi çünkü. Çünkü konsantre oluyorsunuz orada mesela. İşte yemek nasıl oluyor, onu alayım, bunu yapayım. Çok meraklı arkadaşlarım var ama benim vaktim olmuyor gerçekten. Küçükken evde böyle büyük sofralar kurulur muydu? Ya, kim yapardı evde yemekleri? Yani evde annem memleket rahmetli. Memleket neresi? Benim Ankara. Annemler, babamlar Konya'dan gelmişler Ankara'ya. Konya'nın yemekleri evet. Çok... Müthiş. Müthiştir. Müthiş onlar, bir kültürü yani var. Eskiden bizde bir sofra kuruluyordu. Sofrada yani düşünsenize bütün aileye, bütün herkes beraber oluyor. Aslında öyle sofraları şimdi bulmamız söz konusu değil. Çünkü bir araya gelemiyorsunuz yani. Evde çocuklarla bile. Herkesin bir plan programı var. İki tane çocuğunuz evet, var bildiğim kadarıyla. Bir kızım var, bir de oğlum var. Allah bağışlasın. Abi. Onlar meraklı mı? Anneye yardım ediyorlar mı? Veya neler seviyorlar? Vallahi pek yardım etmiyorlar. Çünkü şimdiki çocuklar, gençler, kendilerinin bir plan programı var. Kendi hobileri var. İşte birisi baleye gidiyor, spor yapıyor, değil mi? Müzikal çalışmaları. Onlar kendi bir hayatları var. İşte annesi rica ediyor. Ben bir yandan bir şeyler söylüyorum falan. İşin içinde farklı bir yaşam ve farklı bir modeller oluştu. Siz de biliyorsunuz. Aynen. Değil mi? Aileler nasıl müzikte dijital ortama geçtik. Ruhlar değişti. Aşklar, böyle sevgiler farklılaştı değil mi? Yani insanlar başka şekilde ulaşımı daha kolay oldu. İletişim daha hızlıca. Dolayısıyla hani bu kültür diye düşünüyorum. Bizim eski o yaşadığımız dönemde, şimdiki çocukların yaşadıkları. Yani ben, kızım 6 yaşındaydı. Ona bir tane pantolon aldım. Aa babacığım çok teşekkür ederim ama bu benim rengim değil dedi, o renk. Yani düşünebiliyor musunuz? Bizim babamız öyle bir şey hediye alsa. Bir pantolon alacak. Amuda kalkıyoruz değil mi? Aynen, aynen. Ya da abimiz alıyor. O 6 ay sonra bize verecek. Ne zaman verecek diye bekliyorduk. Bir de böyle büyükten sırayla küçüğe doğru geçer. Evet. Biraz daha büyük alınır. Evet. Bir sezon sonra da giysin diye. Evet, daha büyük olsun diye. Yani şimdi özgüvene bakın. Nasıl bir kişilikle geliyorlar. Bence müthiş gençler geliyor. Çok iyi yetişecekler ve ülkeyi onlar iyi bir noktaya götürecekler her alanda. Bir merakları var mı böyle bale müzik dediniz, müzik evet. dediniz? Kızım da oğlum da piyano çalıyor. Onlar ikisi de çalıyorlar hobi olarak. Ama profesyonel anlamda kızım daha çok edebiyatla ilgileniyor. Sanatçı olma, evet. Sanatçı anne babadan da şimdi... Gerçekten o yazarlıkla ilgileniyor. O alanlarda bir şeyler yapacağını tahmin ediyorum. Oğlumun da kabiliyeti DJ'lik yapıyor. Deep House müzik, yani başka bir tarzda müzikle, elektronik müzikler. Siz seviyor yapıyor. Musunuz? Destek veriyor onu, musunuz? Ben onu? Biraz onu destekliyorum ama benim alanım değil. Dünyada biliyorsunuz artık çok meşhur DJ'ler var. Müzisyenlerden yani. Bazıları müzisyenlerden falan da daha ön planda. Yani David Guetta dediğiniz zaman Jennifer Lopez'le düet yapıyor. İnanılmaz, dünyada şu anda Madonna'dan daha büyük starlar onlar. Müzikal anlamda baktığınızda DJ'ler ve yaptıkları müzikler çok önemli. Bizde de var yani dünya çapında DJ'ler. Burak Yeter var, Mahmut Orhan var, geliyor genç yetenekli çocuklar ve dünya bunları çok iyi tanıyor. Türkiye'de belki bunları iyi tanımıyorlar ama Tomorrowland gibi dünya çapındaki DJ'lerin, David Guetta'nın çaldığı ana konser salonlarında bunlar, bu arkadaşlar çalıyorlar. Kesinlikle. Bizim için de gurur verici. Benim oğlum da öyle müzikler yani yapıp o tarz bir müziklerle 150 bin kişi geliyor konsere, düşünsene. Yani herkes eğleniyor, gençler, herkes. Yani Avrupa'da böyle bir akım var, böyle bir eğlence kültürü var. Bizde de bu yavaş eninde yavaş. Sonunda gelecek ama. Muhakkak yani bizde de yavaş yavaş bu müzik akımı Türkiye'ye geliyor. Şu anda rap müziği çok revaçta biliyorsunuz. Aynen. Şöyle hafif böyle içine yağlar atıyorum. Müthiş. Aklımda bir yandan... Kokular burada. Geliyor mu şimdi, ben onu anlamadım. Biraz geliyor. Ben ondan bakayım dedim. Peynir Sefer. Tamamen erimiş. Ben hatta yani, size bir göstereyim şöyle. Valla bakalım. Çünkü ben merak ediyorum. Kokuyu duyamazsak hani nasıl oluyor diye. Peynir kendine bırakmış. Buna bir dakika vermiyorsunuz değil mi fırında? Yani 10 dakika, 15 dakika. Ben bu iş genellikle öyle olmuyor. 15-20 dakika koyuyorum. Yani koyuyor. Maksimum zamanı koyuyorum. Ama takip ediyorsunuz takip etmek lazım. Bence arada takip etmek lazım. Nefis gözüküyor. Herhalde biraz daha mı durursa? Biraz. Şunun bir altın sarısı renge gelmesi. Bazı yerlerde küçük daha başlamış. Daha gelmemiş ama geliyor. Gelecek. Birazdan orada. En azından biz de hissediyoruz yani. Çok büyük müzisyenlerle çalıştınız. Yurt evet. dışında da çalıştınız. Evet. Hem onları soracağım hem de yurt içinde. Evet. Herkesin merak ettiği, sevdiği, evet.
İsimler. İsimler. Ajda Pekkanlar, Sezen Aksular, Tarkanlar. Yani bunlar çok özel müzisyenler. Bizim ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü müzik dünyasında, Türk müzik dünyasında acayip özel yerleri var. Her birisinden bir tane daha gelmesi çok zor. Yani böyle müzisyenlerin. Dolayısıyla Tarkan dediğiniz zaman bir önceki abimiz de abirimizi seslendirmişti. Sevgili Sezen Aksu'nun bestesini her şeye rağmen isimli parçamızla. Yani müthiş titiz, kılı kırk yaran, acayip işin üzerinde full konsantre, çok özel bir karakter, özel bir insan, iyi kalpli. Yani müthiş bir kalbi olan özel bir sanatçı yani. Tarkan. Egolar, gençlere ne söyleyeceksiniz? Yani bu, şöyle egolarla ki, ilgili, çünkü yine birkaç röportajınızda egolarla ilgili yorumlarınızı duydum. Yani şöyle bir şey oluyor. Siz starlarla çalışıyorsunuz. Evet. Esasında egolu olması gerekenler biraz onlar. Yani şöyle ki bunlar ne kadar büyük olduğunu anlatamam. Sezen Aksu'nun, Ajda Pekkan'ın. Biz de bunlarla çalışma şansını yakaladık. Bizim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Stüdyoda çalışmak acayip keyifli, acayip öğrendiğimiz şeyler var. Sahnede onlarla beraber çalmak bambaşka bir zevk, bambaşka bir keyif ve öğrendiğimiz çok şey var. Şimdi baktığınız zaman Sezen Aksu ile Ajda Pekkan'la çalıştığımız zaman onlar işine sahiplenen, önceden seslerini açan, konsere hazırlıklı bir hazırlık dönemi var. Şimdi onu iyi yapan, kendini hazır gelip provaya gelen ve günlerce, aylar öncesinden bu işe emek veren insanlar. Dolayısıyla ben hep gençlere, onlara örnek gösteriyorum. Geçen bir prova yapmıştık sevgili Ajda Pekkan'la. Orkestrayla 8-9 saat olmuş. Biz farkında değiliz. Yani arkadaşlarım, genç arkadaşlarım işte dedi, ay yorulduk hocam falan. Orada Ajda Pekkan non-stop kendini müziğin içine adamış. Başka bir açıdan bakıyor. Şimdi yani hepimizin egosu var. Yani onların da, büyük starların da var, bizlerin de var, hepimizin var, insanların da. Ama ikide bir de ben hani onlarla mesela bir prova yaparken onlar bilinçli, çok bilinçli ve ne yapmak istediğini çok bilen, çok özel müzisyenler, çok özel sanatçılar. Çünkü onlar geliyorlar prova yaparken orada iyi müzik yapmak, orada çalışacağımız şeylerin en iyisini almak için geliyorlar. Dolayısıyla orada egoluk bir pozisyon yok. Geliyor kapıda, nasıl ceketimizi koyuyoruz, onu herkes asıyor. Sonra çıkarken de işimizi en güzel şekilde bütün müzisyenler, ben orkestrayı iyi idare etmek istiyorum, müzisyenlerin iyi çalması lazım. O canavar gibi harika şarkı söylüyor, milyonları etkileyebilmek için. Dolayısıyla herkese, hepimiz işimiz için birlikte burada çalışıyoruz ve çıkarken de o ceketleri herkes alıyor. Yani baktığınız zaman olaya çok basit bir şekilde. Bunu böyle söyleyebiliriz. İşte ben dünya starlarından, evet, Domingo ile, Pavarotti ile, Carreras, Jean-François Michael, Christian Adam, Jose Feliciano 6 Grammy ödülü almış. Dünyada albümleri 20 milyon, 25 milyon satmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani büyük müthiş bir yani. Onur esasında sizin için. Ya büyük yani, bir mutluluk. Bizim mutluluk. İşte onlardan öğrendiklerimiz var. Ülkemizin starlarından öğrendiklerimiz var. İşte ben onları genç müzisyen arkadaşlarımıza hani bu deneyimini aktarabilirsek onlar da bu işi alacaklar. Bu genç arkadaşların bahsettiğim bizlerden daha iyi yere götürecekler. Yani onların görevi de bu. Aslında sorumluluk burada, onlar bu sektöre geliyorlar. Her şey çok güzel ama sonuçta yapmaları gereken de bir görev var. Benim biraz önce saydığım bu genç arkadaşlar, bu albümde iki tane genç yetenek var. Benim starım dedi. Biri Doğukan Medetoğlu, Ezgi Ayça. Ezgi Ayça'nın Yarım Sevda parçasını Barcelona'da klip çektik. Vay be. Diğerini de Keman isimli parçayı sevgili Doğukan Medetoğlu, Bengü ile Yorma isimli şarkıyı düet yapmıştı. Şimdi solo olarak Keman isimli parçamızı Antalya'da, bilmiyorum biliyor musun, Tazı Kanyonu'nda klibi çektik. Yani müthiş bir yerde, inanılmaz güzel bir doğanın içinde çektik. Sosyal medyada dünya çapında meşhur olan 400-500 metre yüksekliğindeki duvarların olduğu, yani 1,5 saat arabayla gidiyorsunuz, yarım saat jiple gidiyorsunuz, sonra yarım saatte yürüyerek gittiğiniz, hiçbir elektrik yok, su yok, hiçbir şey olmayan, tabii doğal bir ortam içinde müthiş bir yerde klip çektik. Tabii siz, bizim piyanoyu 25 kişi taşıyor. 50 kişi. Onu soracaktım var. Ben de. Çünkü evet. Orkestra yani. Yani piyanoyu götürmek bir defa zor oraya taşımak. 25 kişi onu götürüyor. Meşakkatli bir iş ama işimizin sonunda da müzikseverlerden güzel tepkiler, konserlerde güzel o alkışları duyunca bizim o yorgunluğumuz bir saniyede gidiyor.
Süper vallahi. Bizim aşçılıkta zor olan bir şey var. Şimdi çok fazla aşçılık, gastronomi okulu açıldı. İnsanlar gidiyorlar, öğrenciler, gençler, yaşlılar eğitim alıyorlar ama daha sonra okul gibi restoranların sayısı az. Çünkü esasında herkes bir okula gidiyor, üniversiteye gidiyor ama üniversitede işin teorisini öğreniyor. Esas işin pratiğini öğrenmeniz. Esas okul o zaman başlıyor. Restorana başladığınız zaman Esasında okul gibi. Yani ben de hep onlara okul gibi restoranlar diyorum ki sayıları çok az. Ve maalesef insanlarda hayal kırıklığı oluyor. Kötü yerlere gidiyorlar. Kötü şeflerin elinde, kötü restoranlarda, kötü örneklerin önünde. Ve orada çok doğru şeyleri öğrenmiyorlar. Sanki NBA orkestrası gerçekten burada okul gibi restoran tabiri var ya. Evet. Okul gibi orkestra akademi diyebilirim. Akademi gibi diyebiliriz. Okul gibi diyebiliriz. Aynen. Yani buradaki işin içinde hem sahneyi öğrenmek. Çünkü bizim işin iki tane önemli yeri var. Çok basite indirgeyelim. İşin bir mutfak tarafı var. Albümlerin yapılması. Stüdyo ortamı var. Stüdyoda iyi nasıl hazırladığımı görüyorlar. Çünkü bunlar kendi albümlerini yapacaklar. Bizden sonra değil mi? Aynen. Hepsi İlyas mesela bizimle beraber incirler olana kadar dedi. Sonra Büşra Periz'le olmazsa olmazımsını söyledi. Sonra kendi albümünü yaptı. Kendi parçalarını yaptı. Dolayısıyla yani burada onlar bu işin mutfak tarafını öğreniyorlar. Bir taraftan da bizimle yine beraber Embe ile çok önemli özel davetlerde, çok önemli konserlerde o sahneyi beraber paylaşıyoruz. Dolayısıyla orada hem müzikseverlerle, seyircilerle ve o anki atmosferdeki o duyguyu geçirmeleri gerekiyor insanları etkileyebilmemiz için. Nasıl siz yemekleri yapıyorsunuz, harika gözüküyor. Bir yemeğe başlıyorsunuz, çok lezzetli. O iş orada bitiyor. Yani o lezzeti bekliyor zaten insanlar. Bizden de aynı müziklerimizde o lezzeti beklediğini düşünüyorum. Bütün müzikseverlerin. O yüzden işimiz çok zor. Çok iyi çalışmalıyız. Çok iyi onlara layık olabilmek için var gücümüzle çalışıp onlara sunmalıyız. Bu okul gibi orkestralar önemli gibi geliyor. Akademi gibi. Evet. Vallahi kokular geliyor hocam. Geliyor mu bakalım mı? Evet. Bir bakalım. Evet. Yavaş yavaş tadına da bakalım. Vallahi ağzımız sularda. Sohbete doyum yok. Evet. Bir koklamanızı istiyorum ama şöyle. Mis gibi. Şöyle. Bu altın sarısı. Da dediğim müthiş. Bu. Altın sarısı renge gelen bir şeyin kötü olma ihtimali yok. Ama müthiş zaten görüntü de. Şöyle kenara alayım. Ben bir tabağa alayım. Onu da porsiyonlayalım. Evet. Şöyle ben size bir de tattırayım ucundan. Oo müthiş. Şöyle. Ay ay. Yıkılıyor. Buradan hemen. Müthiş. Şöyle uzuyor. Oo. Kenara alalım. Süper. Bir parça daha koyayım. Şöyle. Vallahi bir söyleyeyim. Bizim mutfağımız, ben esas Osmanlı mutfağını seviyorum. Dünya mutfağı tamam o da çok güzel ama bizim Osmanlı, bizim mutfağı bizim için acayip özel diye düşünüyorum. Dünyada yani onu daha çok duyurmak içimizden geçiyor yani. Öyle değil mi? Mesela, bir de hikayesi var onun. O bütün yani kültürlerin imbiklendiği yer, birleştiği yer. Birleştiği yer değil mi? Sentezi. Çok yani, değerli. Ben Londra'da bir konsere gitmiştim. Bir müzikalden çıktıktan sonra eşimle bir restorana gidelim istedik. Vallahi birçok restoran böyle bomboştu. Bir yerin önü çok kalabalıktı. Merak ettim böyle. Orası bir Türk restorantıydı. Ne gördüm kadar içeri. Gurur duyuyor müthiş insan. Yani acayip mutlu oldum. Ve de öyle bir yapmış ki yani yabancıların damak zevkine uygun yapmış. Yani neye benziyor bu? Mesela yabancılar şu anda gelip bizdeki gibi Adana kebabı acılı acılı yedikleri zaman mideleri bozuluyor. Çünkü onları vücudu hazır değil. Hazır değil. O zaman ne yapmış? Karnıyarık yapmış. Hafif veya azıcıcı kebap yapıyorsak onun acısını yarıya indirmiş. Çok hafif böyle çok azaltılmış. Yine onların damak zevkine göre değil mi? Bu işi yaptıkları için o restoran her zaman Türk restoranı. Önünde kuyruklar vardı. Süper. Bu bizim için de büyük bir mutluluk. Hocam süslemek önemli. Biraz önce siz o dağa çıktığınızdan kanyona çıktığınızdan bahsediyordunuz. Evet. Normalde şarkıyı yapmışsınız. Şarkı güzel. Normal bir yerde klip çekeriz. Aynen girersiniz bir yerde klip çekersiniz. Zaten öyle oldu. Ama süsü yani. Bir tane flamenco tarzında Ezgi Ayşe'nin parçasını yaptık. Gittik Barcelona'da klip çektik. Neden? Çünkü oradaki o flamenco müziğinin o konser salonunun, oradaki dansçıların ruhu, onlarla birleşince biz müziğimizi insanların kalbine, yüreğine hitap edebiliyoruz. Ya müthiş şanslıyım ben burada. Hocam bir yudum alın bakalım. Vallahi bir yudum şöyle ucundan biraz şöyle, sıcaktır. Evet. Çok müthiş. Az üfleyerek. İzninizle burada deneyeceğim. Çünkü
Müthiş. Ben bu gratine bayılıyorum. Her şeyin gratinini yapabiliriz. Bütün sebzelerin gratinini yapabiliriz. Müthiş vallahi. Elinize sağlık. Hem de gözümün önünde böyle baştan yemeği yarattınız. Bu da bizim yapmak istediğim müzik gibi böyle. Ortada bir şey yokken beste geliyor, söz geliyor. Ondan sonra aranjman geliyor. O master'ın yemeği ve derken müzikleri çıkıyor. Burada da böyle bizzat gözlerimle şahit oldum. Çok süper. Teşekkürler hocam. Elinize İyi ki geldiniz. Olun. İyi satışlar diyorum ben sağ albüm için de. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben de elinize sağlık. Teşekkür sağ ediyorum. Olun, sağ olun. Süper. Sevgili Habertürk izleyicileri, keyifli, dop dolu, lezzet dolu, müzik dolu bir programla birlikteydik. Evet. Haftaya dek sağlıkla kalın, esenlikle kalın. Hoşça kalın.